konuşacak çok fazla şeyimiz var. Konuk kitaplar olunca, yayın dünyası olunca ve okumak olunca tartışacağımız şeyler bitmiyor elbette. Bugünkü son oturumda okurlar üzerinde birazcık görüşlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Kendimi çok kısaca tanıtmam gerekirse adım Zeynep Bilge. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Alanım İngiliz Edebiyatı. Bir okur olarak aslında öncelikle buradayım. Onun dışında profesyonel bağlamda da elimden geldiğince son 25 yıldır üniversite bağlamında, akademik dünyada kitap nasıl okunur, nasıl yorumlanmalıdır, kitap okumak bize neler katar gibi şeyler üzerine dersler veriyorum. Ve çevirmenlikte yapıyorum. Ama dördümüzün de burada ortak noktası ve muhtemelen hepimizin ortak noktası şu an aslında öncelikle okur olmak ve kitapların büyülü dünyasına bir şekilde kapılmış olmak. İster kurmaca, ister kurmaca dışı olsun. Bugünkü konuşmacılarımız şöyle bir sırayla gidelim istedim ben. Deniz Altunay'ı yayıncılar adına bizimle bu süreç nasıl başlıyor ve okulda buluşma nasıl gerçekleşiyor onun üzerine bizimle görüşlerini paylaşacak. Ardından bu yayınlanan kitaplar okurla nerede buluşuyor, nasıl buluşuyor, kitabevi macerasına geçeceğiz Ayşe Tümerkan aracılığıyla. Ondan sonra okurlardan geri dönüş nasıl yapılıyor, okuduktan sonra kitaplar nasıl hayatınızda var olmaya devam ediyor, o ilişki nasıl ilerliyor onu konuşmak üzere de Eylül Görmüş'le devam edeceğiz. Şimdi tabii panelimizin başlığı okur değişiyor mu dedikten sonra değişimi okumak dediği için biz bu değişimin var olduğunu kabul ettik anlamına geliyor başlığımız itibariyle de. Dolayısıyla bu değişimin miladı olarak belki de günümüze taşımamız gerekir bu tartışmayı ve pandemi özellikle bizi nasıl etkiledi. Kendi bireyselliğimizle baş başa kalmak, evlerde kapalı kalmak, tekrar o sessizliğin içine dönmek bizi nasıl etkiledi? Bununla beraber yaşadığımız, global bağlamda da yaşadığımız kağıt sıkıntısından maddi yaşanan pek çok güçlere kadar okurluk deneyimi nasıl şekillenmeye devam etti? Belki o dönüşüm üzerine birazcık konuşabiliriz. İstersen Deniz seninle başlayalım. Tabii, çok teşekkür ederim. Böyle sesim geliyor değil mi? Evet. Tamam, süper. Pandemiden önce ben aslında biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Bir basılı kitabımız var. Basılı kitap daha sonra bir e-kitaba dönmeye çalıştı ama Türkiye'de çok oturmadı. Aslında 2000'lerde e-kitap popülerleşmeye başladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da popülerleşti. Ama bu büyüme trendi devam etmedi. Neden devam etmedi? Türkiye bazında bence işte kobolar çok kullanılmıyordu. Onun gibi başka yani okuma konforu yakalanamadı aslında daha çok. Yani kitaptan o geçiş sağlanamadı ve basılı kitabın da tam yerini tutmadı. Ama daha sonra ne oldu? Pandemiyle beraber artık işte uzaktan eğitimle de beraber başka bir basılı kitap dışında bir şeylere ulaşmamız gerekti. Yani kitaba ulaşamıyorum, evden çıkamıyorum, ne yapacağım? Sesli kitap bence bu şekilde ortaya çıktı. Daha doğrusu sesli kitap aslında ilk görme engellilerin okuması için ortaya çıkmıştı. Ama sonra basılı kitaplarda işte ulaşamadığımız için sesli kitap ortaya çıktı. Ve bence e-kitabın ulaşamadığı popülariteyi yakalamaya başladı. Neden? Çünkü ses. Yani podcastler nasıl şu an çok önemliyse aynı şekilde sesli kitapta. Yani bence yayıncıların en büyük rakibi şu an Netflix. Yani Netflix ve onun gibi platformlar. Çünkü mesela bir anda Netflix bir tane dizi ortaya çıkartıyor ve işte diyor ki 8 bölüm olacak, şu kadar dakika olacak ve ben işte hafta sonumu ona göre ayarlıyorum. Diyorum ki işte şu kadar zaman ayıracağım. Onu ama mesela bence sesli kitap da karşılıyor. Çünkü sesli kitaba baktığımda da ona ne kadar zaman ayıracağımı oradan öngörebiliyorum. Bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da aslında yeni okur nasıl oluşur? Çocukluktan oluşur. Ve tabletlerle beraber işte hepimiz biliyoruz çocukların elinden tableti alamıyoruz falan filan ama çocuklar sesli kitap da dinlemeye başladı. Bununla ilgili çok enteresan bir verim var bu arada. Yurt dışından gelen bir veri. Türkiye'de çok fazla sesli kitap verisine rastlayamadım. Çocukla beraber sesli kitap dinleyenlerin %53'ü çocukların da sesli kitap dinlediğini söylüyorlar. Ve bu ebeveynlerinin %70'ine göre sesli kitapların en önemli faydalarından biri çocukların ekrana ara vermesini sağlamak. Yani bir yandan onu oyun olarak da görüyor ama çocukluktan ayrıca ek bir alışkanlığı oluyor. Bence bu bunun acayip ya inanılmaz olumlu olduğunu düşünüyorum. Artı çocuklar zaten pandemide e-kitaba da alıştı. Yani sadece roman ya da öyküden bahsetmiyorum. Çocuklar okul kitaplarını internet üzerinden işte sistemlerden dinlemeye başladılar. Bir de bence son zamanlarda Türkiye'den çok fazla yurt dışına göçenler oluyor. Tabii ki işte İngiltere'ye gittiğimde İngiliz kültürüne ayak uyduracağım ama Ayfer Tuş'la okumam lazım. Ne yapacağım? Kitaba erişemiyorum. Yani basılı kitabım olmadığı için orada sesli kitaptan yararlanmak istiyorum. Ve yayın evleri de bu arada sesli kitabı ciddiye alıyor. Bayağı işte stüdyolarla yeni kitapların basılısından sonra sesli kitabı da yapılmaya başlıyor. Bu şekilde bir dönüşüm var diyebilirim aslında çok da bu kısmı uzatmadan. Peki teşekkürler. O zaman çok fiziksel bir şeyle aslında başladık. Okuma eyleminin sözlük anlamından çıkan başka bir tür okumaya geçtiğimizi de görüyoruz bir taraftan. Sesli kitapların belki en ilk örneği diyebileceğimiz 19. yüzyılda Charles Dickens'ın Londra'da yaptığı sahnedeki kendi kitaplarını okuma eyleminden biraz tiyatral bir şovdan pek tabii ki teknolojinin gelişmesiyle beraber görme engelliler için hazırlanmaya başlanan sesli kitaplar ve şu anda artık yeni bir okuma biçimi olarak, bir trend olarak ya da işte metroda okuduğumuz ince kitaplar yerine taşıması kolay olduğu için bütün ülkenin swipe yapılması gibi bir şey bu değil mi? Ve onun yerine trafikte araba kullanırken Savaş ve Barış'ı dinlemek mesela. Ama hala basılı kitapta bizim için çok önemli değil mi? Onu nostaljiyi muhtemelen hepimiz hayatımızın bir parçası olarak tutmak istiyoruz. O kitabın yıllar geçtikçe ağırlaşan, farklılaşan bizimle beraber organik bir yapısı olduğu için o kokusu, o dokusu bizim için hala basılı kitabı görmek, basılı kitaplardan oluşan büyük bir kütüphaneye sahip bir kitap evini ziyaret etmek ve orada bir ilişki kurmak kitaplarla ve kitap evi sahipleriyle ve orada çalışanlarla. Ayşe sizde nasıl değişiyor? Umarım evet çok nostaljik bir eylem değildir. Çünkü biz sadece basılı kitap satıyoruz. Ben 2 sene önce Tophane'de yer alan bağımsız kitap evi Frankenstein'ı kurdum. Bunu kurarken de çok romantik bir hevesle yola çıktığımı söyleyemem. Tabii ki her okur gibi, ya her okur demeyeyim ama birçok okur gibi benim de ileride keşke bir kitap evim olsa diyordum. Ama bütün bu tehlikelerin, risklerin diyeyim daha doğrusu basılı kitapla ilgili risklerin de farkında olduğum için gerçekten çok araştırma yapıp ödevimi yapıp yola çıktım. Tablo çok ümit verici değildi. Şu anda da değil ama en azından bilerek başladım diye. Şimdi okur alışkanlıklarının değişiminden bahsederken aslında şöyle bir değişimden bahsetseydik. Eskiden dünya klasikleri çok okunuyordu ama artık gotik romanlar popüler. Biz belki kitap evleri olarak bu değişimle baş etme yöntemleri geliştirebilirdik. Fakat bahsettiğimiz değişim çağımızın teknolojik değişimi. Dolayısıyla da bunun en büyük yani en fazla tehdit ettiği konu da tabii basılı kitap. Nedir teknolojinin getirdiği değişimler diye birazcık araştırma yaptım buraya gelmeden önce. Valla bu değişimler 2 ana başlık altında toplanıyor genellikle ve bu değişimlerin sonucu da sonucu olarak da fiziksel yani basılı olan kitapların yerini sesli kitapların, elektronik kitapların, akıllı telefon ve tablet gibi araçların aldığı söyleniyor. Bu 2 ana başlıktaki değişiklikte birincisi okullardaki eğitimdeki değişiklik. Belki hani bizim ülkemizde henüz bu derecede değil ama yurt dışındaki birçok üniversitede artık programı doğrudan online tamamlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi defter, kalem ve bir takım kitaplarla derse gitmek diye bir kavram hiç yok. Bütün bir lisans veya yüksek lisans eğitiminizi evden tabletinizdeki dijital içerikler üzerinden çalışmalarınızı götürerek bitirebiliyorsunuz, mezun olabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğitim alanında böyle çok büyük bir basılı kitap aleyhine bir değişim var, teknolojik değişim. Bir diğeri de bilgiye erişim yöntemlerindeki değişim. Eskiden örneğin işte demir yollarıyla ilgili bir araştırma yapıyor olsaydınız büyük bir ihtimalle bir kütüphaneye gidip bir sürü kitaptan bu araştırma yapacaktınız ama artık her şey, bütün bilgiler dijitalleşmiş durumda. Dolayısıyla yine tabletinizden, akıllı telefonunuzdan bu araştırma yapabilirsiniz. Hatta artık kütüphaneler de dijitalleşmiş durumda. O kitapları, kütüphanedeki kitapları da yine telefonlarınızdan okuyabilirsiniz. Bu bilgileri ne yazık ki destekleyen dünyada da bir takım anket çalışmaları yapılmış. Mesela yurt dışında üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalışma var. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin sadece %44'ünün artık basılı kitapları okumayı tercih ettiği, %49'unun telefonlarından, %7'sinin de bilgisayar ekranından okuma alışkanlıklarını sürdürdüğünü görüyoruz. Yani hani telefon artı bir de bilgisayar var basılı kitabın karşısında. Ülkemize bakacak olursak burada da bir çalışma okudum. Bu da Ankara ve Erciyes Üniversitesi'ndeki üniversite öğrencileri üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Ne yazık ki bizim ülkemizde de durum daha da vahim hatta. Öğrenciler diyorlar ki sosyal yaşam, sınavlara hazırlık, bilgisayar ve internette geçirilen vakitler sebebiyle basılı kitapları okumaya vakit ayıramıyoruz diyorlar. Fakat çok da ümitsiz olmamak lazım. Burada Deniz'in verdiği bilgilerin de üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Bu saydığım şeyler özellikle basılı kitap ve dolayısıyla kitap evleri açısından bayağı iç karartıcı gözükmekle birlikte ben kitap evimi açmadan önce okuduğum gene bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Harvard'da bir hocanın yaptığı bir çalışma. 2009 ile 2018 yılları arasında bağımsız kitap evlerinin sayısında büyük bir, ne yazık ki Amerika bazlı bir çalışma ama büyük bir artış olduğunun gözlemlendiğini söylüyor. İşte bazı sebepleri var. Büyük holding şirketlere para kazandırmaktansa yerel mahalle olgusuyla yerel işletmelerin ayakta kalmasını destekleyen bir komünite hissi. Bağımsız kitap evlerindeki kitap seçkisinin okurlara özel olarak kürasyonunun yapılması. Bir de kitap evlerinin sadece bir ticaret, yani kitap satılan ticarethane gibi değil de işte söyleşilerin, etkinliklerin yapıldığı kültür sanat noktaları olarak görülmeleri. Dolayısıyla şimdi eğer kitap evleri, bağımsız kitap evleri yaşarsa bu da basılı kitabında yani ya da yaşayacağına dair bir ümit, oraya doğru bir trend olduğunu görüyorsak basılı kitaplarında aslında tamamen okurlar tarafından gözden çıkarılmadığını söyleyebiliriz. Son olarak bir de bu panele katılacağımı öğrendikten sonra bir hafta boyunca kitap evimizde sıcak temasla yani içeri giren yabancı ve Türk müşterilere, okurlara böyle küçük bir 3 soruluk anket. Bir de Instagram hesabı üzerimizden bütün bizi takip eden kişilere aynı 3 soruyu sorduk. Onların cevaplarını biraz sonra paylaşmak istiyoruz. Tamam. Peki, onu heyecanla bekleyeceğiz. Şimdi Eylül'de hem dergilerde kitap eleştirileri yazıyorsun, hem podcast'ın var, hem bir televizyon programın var. Sosyal medyayı da bu bağlamda oldukça güçlü olarak kullanıyorsun. İşin o ayağında nasıl bir dönüşüm fark ediyorsun ya da sende nasıl bir dönüşüm oldu bir okur olarak? Teşekkürler öncelikle. Soruya cevaplamadan şu konuşulanlarla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ya şu sesli kitap meselesi ben yapamıyorum. Ben asla dinleyerek odaklanabilen biri değilim. Üniversitede de çok zorlandım bu yüzden. Hocalarım onları dinlemediğimi düşünürdü. Sürekli bir şeyler yaptığım için. Ama insanlar yapabiliyor. Burada aslında şöyle bir şey var. Okumanın sessiz bir eylem olması epeyce yeni bir şey aslında. Yani böyle 1500'lere kadar falan sesli okumak dediğimiz şey insanın tek başınayken de birileriyken de yüksek sesle yaptığı bir şeydi. Dolayısıyla aslında bir tür dönüyoruz gibi de bir tarafı var. Yani yeni ama eski bir tarafı olan bir şey. Bunu ilginç buluyorum. Bu basılı kitap meselesinde de ya açıkçası çok merak ediyorum ne olacağını. Yani tabletten parşömene ve oradan işte o rulolardan normal kitaba işte 2000 yıllık bu yolculukta yeni bir fazda mıyız acaba gerçekten? Bence değiliz henüz. Yani daha var vakti diye düşünüyorum. Çünkü kitap bir fiziksel nesne olarak bence insanların yani şöyle bir metanın önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar bir şeylere sahip olmak istiyor. Kitap hala bir arzu nesnesi olmayı sürdürüyor bence. Hatta fetiş olmuş. Evet. O fiziksel kitabı tutmak, özellikle işte güzel kapaklı, iyi basılmış bir kitabın hala verdiği bir tür böyle bir işte kapitalist haz var insana diğer hazların dışında. O yüzden onu koruduğu müddetçe kitap Ben hala o şeye geçmeyeceğimizi düşünüyorum. Pandemi tabii ki büyük bir kırılma oldu. Pek çok okur için. Bence pandemi yani nadir hayırlı sonuçlarından biri insanların yeryüzünde kitap diye bir şey olduğunu hatırlamalarını sağlaması oldu ve tek başınayken pekala keyifli vakit geçirilebileceğine dair bir şey. Çünkü öyle bir döneme denk geldik ki insanlar bildiğimiz Netflix'i bitirdiler yani. Yok, içinde hiçbir şey kalmadı izleyecek falan. Mecburen böyle bir şeylere dönüldü yani. Hazırlıklı da değildi hiç kimse tabii yani bu kadar yoğun bir şeye. Bence çok değiştirdi okur alışkanlıklarını. Ve bir de pandemiyle beraber bunu böyle bir ön toplantımızda konuşmuştuk. Ben sonra biraz baktım. Pandemi de başlamış o süreç aslında. Süreç şu, bir takım markaların okurluk müessesesini sahiplenmesi meselesi. Mesela Booker ödüllerinin sponsoru Valentino oldu. Yani bu çok çok acayip bir şey. Normalde okur dediğimiz şey böyle işte içe dönük, az konuşan, asosyal, koca gözlüklü, tuhaf kişiydi belki. Fikir böyleydi. Şimdi böyle daha cool bir şey olmaya başladı. Hatta seksi bir şey yani eline bir kitap alıp dolaşmak. Hani ne kadar okunuyor bilmiyorum ama en azından bu imajdaki değişikliğin bir takım sonuçları olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı sonuçları. Pandemiyle beraber önce sanama tabii online kitap kulüpleri. Yani mesela Chicos diye bir küçük çocuk markası var. Onlar ilk başlatanlardandı. Başka markalar başladı. En son Dior ki bu çok lüks markalardan bahsediyorum. Yani BookTok diye bir adını bu koyduğu bir kitap çantası çıkardı. Natalie Portman'la kütüphanede reklam filmi çektiler falan yani. Böyle bir anda çok cool bir şeye dönüştü. Ha bunların ne kadar gerçekten insanların okur olmasını sağlıyor bilmiyorum ama böyle bir okumanın tekrar moda olmakta olduğunu ben düşünüyorum. Modalarında özendirme ve gerçekten yeni bir şeyler kazandırma yeteneği vardır. Hayırlı trendler vardır hayatta. Bu da onlardan biri diye umuyorum. Ve dediğim gibi ben yani pandemiyle beraber çok insanın kitaba ve basılı kitaba geri döndüğünü, o dönemde bir de gerçekten dışarı çıkılamadığı için böyle bir kitap, yani yeni bir kitap elde etmek acayip bir hazdı yani böyle ay filan diye yani hani. Ben de ümitsiz değilim bu anlamda. Yani tabii ki şeyleri bilmiyorum. Orada birazcık işte sosyoloji, siyaset bilimi ve üstüne de biraz da kehanet bilgisi gerekiyor. Yani ne olacak? Sesli kitap mı kazanacak bu savaşı? O mu, bu mu, şu mu? Ama okurluk var olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Çünkü insanların bunca anlamsızlığın içinde anlam arayışları da artıyor paralel olarak ve edebiyat özellikle edebiyatın bir sürü şeye cevap verebildiğini fark ediyorlar diye düşünüyorum. Böyle bu bugünden yarın olacak bir şey değil ama uyaran sayısı arttıkça insanlar durma ihtiyacıyla beraber bence kitaplara daha çok yöneliyorlar. İnşallah yanılmıyoruz. Teşekkürler. Peki o zaman senin girdiğin noktadan daha önce bir araya geldiğimizde konuştuğumuz konuya tekrar dönelim. Kitap okumanın cool bir eyleme dönüşmesi ve okuyanların tırnak içindeydi tabii cool olarak adlandırılmaları. Özellikle yine sosyal medya üzerinden devam edeceğiz bu tartışmayı çünkü Instagram'ın içinde Bookstagram adı verilen bir alt komünite var. Aynı şekilde Twitter'da, yeni adımda X'te Book Twitter adı verilen bir alt komünite daha var ve orada Türkiye'den de son derece fazla sayıda çok takipçili, çok paylaşım yapan, bazıları son derece piyasaya yönelik paylaşım yapan, bazıları çok daha işte üst kültür, alt kültür vesaire tartışmalarına da girmeye çok gerek yok ama sonuçta kitaplar paylaşılıyor. Hem Türkiye'de çok var, hem yurt dışında çokça var. Ve bunun zaman zaman bazı sosyal medya kullanıcıları arasında da bir rekabete, işte tatlı savaşa, hatta yayın evleri üzerinden bilmek, o kişiye gönderdiniz, bana niye göndermediniz hakkında yorum yapmam için diyen bir takım hesap savaşlarına bile rastlamamız mümkün. Bunlar tabii ki son derece günümüzde bu toplum yapısı içerisinde, çağımızın bu tüketim anlayışı içerisinde her alanda yaşadığımız şeyin kitap, edebiyat dünyasına da yansımasının bir sonucu ama bunlar yine sizin kendi özel alanlarınız içerisinde size nasıl yansıyor? Yayın evlerine, kitap evlerine, ondan sonra okurlu organizasyonlara. Ben bir anketten bahsetmek istiyorum. 2019'da yapılmış. Yani pandemi öncesi ama yine de bence bir noktaya varabiliriz buradan. Çünkü pandemi öncesi de Bookstagram dediklerimiz vardı. Türkiye Okuma Kültürü Araştırması diye bir anket. İşte son 3 ayda kaç kitap okudunuz falan, o kısmı geçiyorum. Okuyanlar kitabını neye göre seçiyorlar diye bir soru var. Öncelik 1. kitabın konusu, 2. arkadaş tavsiyesi, 3. kitabın yazarı ve türü. Yani buradan arkadaş tavsiyesini zaten Bookstagram'lara bağlayabiliriz bence. Yani tabii ki okuyan kişi arkadaşlarına tavsiye ediyor ama Bookstagram'larında daha çok takipçisi olduğu için yine işte arkadaş kısmını alabiliriz gibime geliyor. Yani bence aslında bu anketten de çıkan sonuç bu. Aslında okurların, yani Türkiye'deki okurların kitap seçmesi tam oturmamış. Yani insanların, okurlarımızın tam bir kitap zevki olmadığı için ya da belki de kitap fiyatlarının pahalı olmasından dolayı da olabilir. Yani bir para verecek, acaba değecek mi diye olduğu için daha çok böyle birinden duyma ihtiyacı duyuyorlar. Yani şu kişi önerdiyse iyidir, işte bu daha çok bana hitap ediyor, şu kişi benim gibi okuyor deyip o kişilerin görüşlerine önem veriyorlar bence. Ben de önemli buluyorum aslında Instagram'ları. Açık sizde. Bizde şöyle, yani gerçekten çok nitelikli bir okur kitlesi var bizim kitap evinin. Belki başka hani zincir kitap evlerinde böyle olmayabilir. Orada başka şeyler de satıldığı için, insanlar başka şeyler de almak için oralara girdiği için. Ama bize gelen kitle bir hayli bilinçli, fakat insanların alım gücü çok çok düşük. Dolayısıyla gelip kasada kitapların mutlaka fiyatları soruluyor ve o 3 kitaptan bir tanesi bırakılıyor. Eğer hani ben veya dükkandaki diğer arkadaşlarımdan o seçtikleri kitapları okuduğumuz varsa onların içine tavsiyelerde bulunuyoruz. Ona göre o zaman onu değil de şunu alayım diyebiliyorlar. Fakat Eylül Hanım'ın listeleriyle gelip bizim kitap evine bu kitaplar var mı diye soranlar da oluyor. Dolayısıyla çok büyük bir etkisi var. Ki dediğim gibi bizim gibi hani biraz daha yeraltı, biraz daha bağımsız tarafta kalan kitap evlerinde dahi bu oluyorsa daha geniş kitleler bazında eminim Bookstagram'ların, arkadaşların, tavsiyede bulunan hani tavsiyelerini beğendikleri insanların tavsiyelerine uyuyor insanlar. Evet, teşekkürler. Sizin listelerde gidildiğine göre öyleymiş ya. Bunu duyuyorum ama benim aklım almıyor ya. Size öyle geliyordur falan diye. Çok güzel ve hoş bir şey tabii. Teşekkür ederim. Ya şöyle, var belli ki etkisi. Onu anladım, ben de anladım. Ama burada şöyle bir şey var. Yani nasıl olmasın diye soracağım. Çünkü ülkede edebiyat dergisi kalmadı. Yani eskiden bir sürü, her hafta onun kitap eki, bunun bilmem nesi, aylık dergiler, uzun uzun. Yani şu an böyle birkaç online platform dışında doğru düzgün insanların kitaplara dair fikir edinebileceği bir yer kalmadı. Bu dünyada da böyle. Yine Booker'dan örnek vereyim. Canlı yayında, tören öncesindeki canlı yayında sunucuyla konuşan iki kişinin biri, ikinciyi hatırlamıyorum ama birinden eminim, altında title olarak o yazıyordu. Bookstagram yani. Hani Instagram'da kitap influencer. Evet. Öyle bir şey yani. Dolayısıyla düşünürken orada işte kelli felli eleştirmenler değil, bu insanlar yer alıyor. Bence bunda da bir sorun yok. Yani burada benim yani edebiyatın ben bu kitleye dahil miyim onu da bilmiyorum. Bu laftan da nefret ediyorum, Bookstagram. Tuhaf geliyor yani ama neyse, sonuçta şöyle söyleyeyim. Yani edebiyat çok uzun bir süre bir takım işte belirli bir yaşın üstünde ve tercihen erkek birilerinin tek elindeydi. Yani kitap eleştirisi yapmak çok teknik bir şeydi ve işte yapı söküme uğrattık kitapları falan. Kimsenin bir şey anlamadığı bir takım şeyler söyledik ve böyle sanki okurluk bayağı bir şey, nasıl diyeyim, kıdem, tecrübe, bilgi birikimi gerektiren bir şeymiş gibi oldu. Bu sosyal medyadaki durumun ben biraz ve kitap kulüplerinin aynı şekilde okumayı biraz demokratikleştirdiğini düşünüyorum ve bunun hayırlı olduğuna inanıyorum. Yani bir kitapla ilgili konuşmak için İlla ki işte ne bileyim ben, yani Dostoyevski konuşmak için işte Çehov'da bilmeniz gerekmiyor mesela. O kitabı okumuşsunuzdur, bir şey hissetmişsinizdir, söylersiniz. Ben buna zaten anlaşılır kıymeti, eğer nitelikli bir şey söylüyorsanız. Şu an biraz fazla bir enflasyon var bu konuda. Eğlenir, yani böyle olur bunların. Zaten hani karşılığını bulanlar, bulmayanlar, gerçekten bu işi severek yapanlar ve işte yayın evleri olmasın diye yapanlar arasındaki farkı bence okurlar anlıyorlar zaten. Çok bariz, çok kolay gözüküyor. Ya ben buradaki şeyi, hani bu bir geçiş süreci. Bence dediğim gibi bir noktadan sonra gerçekten, yani özellikle basılı kitap dedik, basılı dergi de artık, basılı her şey biraz zor bir dönemler geçtiği için sosyal medyanın bu anlamda bir şey olacağını düşünüyorum. Son bir şey söyleyeyim, çok uzattım. Ya okurluk yolculuğu çok zor bir yolculuk. İnsanların gerçekten rehbere ihtiyacı var. Yani bir noktada ya tıkanıyorsunuz, aa okuyacak hiçbir şey kalmadı gibi bir duygu, ki mümkün mü böyle bir şey? Ya da okuduğunuz hiçbir şeyden keyif almıyorsunuz ve ya ben kitap okumayı sevmiyorum diyorsunuz. Halbuki yanlış bir yola sapmışsınız ve çıkmamış yol yani. O yüzden ihtiyaç var. Yani işte nitelikli, niteliksiz, iyi, kötü bir şekilde işte... Bence ben iyi olduğunu düşünüyorum yine de ortalıktaki bu durumunu yani. Evet, aslında çok doğru ve son zamanların belki de en önemli konulardan bir tanesi bu patlayan kitap kulüpleri. Ben dediğim gibi işin gereği 25 yıldır üniversitede derslerde kitap okuyorum. Ve son işte 6-7 yıldır da kitap kulüplerini de yönetiyorum. Bir üniversite sınavına girip isteyerek ya da istediğini zannederek o bölümü kazanmış bir takım gençlerin aslında hiç kitap okumayı sevmediğini üniversite sıralarında fark etmesiyle bambaşka işler yapan insanların mesaiden zaman ayırarak, yoldan ve uykudan ve yemekten çalarak nasıl hevesle gelip kitap kulüplerinde okuduklarını, o iki yüzünü de görmek çok enteresan bir deneyim oluyor gerçekten. Evet, galiba şey biraz var. O ayağında yaşamış birisi olarak bunu rahatlıkla itiraf edebilirim. Özellikle akademide, edebiyat bölümlerinde birazcık fazla kendi içine kapanmış, biraz fazla yalnız kalmış kendi kitabıyla, hem okuduklarıyla hem yazdıklarıyla. Öyle bir gelenek dünya üzerinde zaten var. Ve onun kırılması iki taraf için de stresli bir kırılma oldu. İki tarafın birbiriyle karşılaşması ve iki tarafı aynı anda yaşamaya çalışmak hepimiz için yeni bir deneyim oluyor. Dediğim gibi muhtemelen bir geçiş sürecinin içerisindeyiz hep beraber. Ülkemize özel olarak ayrı bir geçiş sürecinin içerisindeyiz. Fakat bir taraftan da maddi zorlukların gittikçe artmaya başladığını hep dile getirdiğimiz bu dönemde kitap satışları bilemiyorum nasıl ilerliyordu. Çok da bağımsız tabii konular bunlar. İşte yayın evlerine veya kitap evlerine göre değişiyor elbette ki, ama benim dışarıdan gözlemleyebildiğim ve bir okur olarak kendimde deneyimlediğim şey, ona inat, daha fazla bütçe ayırmaya başlayarak ondan ödün vermemeye özen göstermek, kendimi besleyebilmek için elimizden geldiğince, imkanlarımız el verdiğince elbette. Enteresan bir anket vardı, paylaşacağım. Anket sonuçlarını paylaşıyorum. Şimdi 3 tane soru sorduk ve dediğim gibi hem kapıdan içeri giren okurlara, ki bir hayli yabancı, yani turistin de geçtiği bir yerdeyiz. Dolayısıyla yabancılar da var bu cevapları verenlerin içinde. Ama sonuç olarak bir kitap evine giren bir kitleden bahsediyoruz. Yani yine de kitap evinde olmayı seven bir kitlenin cevapları. Bir de işte Instagram hesabımızda bizi takip edenlerin cevapları. Hepsi birlikte 200 kişi. İlk soru, 10 sene öncesine oranla bir sene içinde okuduğunuz basılı kitap sayısı azaldı mı, arttı mı idi? Cevap çok şaşırtıcı ve ümit verici bir şekilde yarı yarıya çıktı. Ben kesinlikle azaldı. Yani basılı kitap bu arada şey değil, hani kitap azaldı mı da değil. Yarı yarıya çıktı. Bu çok güzel. Şunu sormuştuk, azaldı ise basılı kitapların yerini ne aldı? Tabii ki de çoğunluk sosyal medya dedi. Bunu Kindle, daha sonra da sesli kitap takip etti. Ve en enteresanı, Netflix çok geride kaldı. Netflix'te cevaplar arasında vardı ve Netflix çok geride kaldı. Netflix bitti. Bitti. Bir ben bitiremedim Netflix'i. Netflix'i izledik. Evet. Son olarak da sevgili Sinek, okumanın havalı bir eylem olduğunu düşünüyor musunuz diye sorduk. Ezici bir çoğunlukla herkes evet dedi. Evet. Havalı bir eylem. Şahane. O zaman isterseniz son 10 dakikamızda gerçekten havalı mıyız, değil miyiz ve neden okuyoruz? Okurlar olarak bizim durumumuz nedir? Bizim de ihtiyaçlarımız var. neler arıyoruz, aradıklarımızın karşılığını bulabiliyor muyuz? Hazır kitap evleri ve yayın evlerini temsilen de buradayken biz. Soru yoksa ben bir şey eklemek istiyorum. Belki bu sırada da birinin aklına bir soru gelir. Zaman kazandırıyorum sizlere. Şu kitap kulüpleriyle ilgili bir küçük şey söylemek istiyorum. Ben işte 1,5 yıldır bir kitap kulübü yürütüyorum. 10 ay yani yazılara vermiştim. Şimdi 10 ay yaptık ve dün sonuncuyu yaptık. Duygusal anlar yaşandı ve yaz arasına girdik. Gerçekten duygusaldı. Yani ben 3 akşam yapıyorum, 50 kişi, her ay 150 kişi ve bana bu inanılmaz geliyor bu rakam yani insanların. 150 kişi o kitabı okuyor, geliyor, akıl yoruyor, konuşuyoruz falan. Dün akşam işte böyle herkes duygusal bir şekilde konuşurken de dendi ve hep deniyor bu. Şöyle, yani tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir ama terapiye para vereceğime buraya geliyorum işte. Yani yok canım o ayrı falan dedim ben böyle ama o duyguyu anlıyorum. Çünkü gerçekten hiç tanımadığınız, hiç ulaşamayacağınız bir insanla bir kitabın yarattığı duygu üzerinden pekala bir şey paylaşabiliyorsunuz ve bu çok acayip bir şey. İnsanların çevreleri her ne kadar işte sosyal medya o bu şey olsa da çok kısıtlı yani. İşten eve, evden işe işte 3 kişi, 5 kişi oralar böyle bir benzer bir deneyim. Çok kişisel şeyler paylaşılıyor. Yani bir tacizle ilgili bir kitap okurken taciz deneyimini bile paylaşabiliyor insanlar. Hiç tanımadığı o insanların önünde. Çünkü anlaşılacağını biliyor. O metni okuyan insanın kendisini anlayacağına inanıyor. Bu anlamda yani işte bu anlam arayışı meselesi ve ihtiyacına da çok karşılık geldiğini düşünüyorum kitap kulüplerinin. O da bence yani değişen okurluk sürecini, yani hem dedim ya sesle okumakta eskiden insanlar bir araya gelirdi, biri okurdu, öbürleri dinlerdi. Bazı şeyler biçim değiştirerek geri geliyor gibi yani yine beraber okuyoruz mesela falan. Onu söylemek istedim. Teşekkürler. Bu kadar. Var mıydı herhangi bir sorusu ya da yorum olan? Buyurun. Konuşma boyunca aslında bu değişimi daha çok okumanın kaynakları üzerine, dijitalleşme dünyada kitapları veya başka bir şeyler oluyor, okur. Buna adapte olmaya çalışıyor. Hatta belki okur kendisi kitleleri buraya taşıyor, bu yöne taşıyor ve belki Eylül Hanım'ın dediği gibi bu kitap kulüpleri sayesinde ya da okuma alışkanlığının artması sayesinde daha bilimsel bir okur var karşımızda. Peki okurun kitaplar özelinde değiştiğini düşünüyor musunuz? Yani mesela şunu diyebiliyor muyuz? Geçmişte insanlar daha çok şu tarz kitaplar okuyordu. Yani anlam arayışından bahsettiği mesela. Günümüzde değişim birçok şeyle beraber insanların seçtiği kitaplar değişti mi? Yani artık okurlar evet kaynakları farklı yerlerden seçiyorlar ama içerik yönünden gözle görünür ya da konuşulabilecek düzeyde bir değişim olduğunu düşünmemişim. Bilmiyorum ifade edebilirim ben. Bazen nasıl düşünüyoruz? Bence kesinlikle değişiyor. Hatta Wattpad örneğini verebilirim ben bununla ilgili. Wattpad'i hepiniz biliyorsunuz. Yıllar önce işte ay işte birileri de bir şey yazıyor dediğimiz bir yerdi. Ama şimdi mesela fuarlı ve kitap fuarlarına gittiğinizde böyle gencecik okurların, geleceğin belki edebiyat okurlarının da orada olduğunu görüyoruz. Yani belki de kitap okumayacak bir kitle, kitap okutan gençler var ve bence bu çok kıymetli. Yani bence Wattpad'i zamanında küçümsemiştik ama şimdi şöyle olduğunu düşünmüyorum. Çok değerli bir dört. Kimse yoksa ben bir Deniz'in söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Sonra da sevgili Zeynep Hoca'ya sorun olacak. Bundan 10 yıl önce Wattpad'in sunayımında burada editörler hatta oldu. Wattpad'in CEO'su Ellen Lloyd, biz Ellen'ı aslında onlar kendiliğinden kalkıp gelmişlerdi. Ve çok şaşırmıştık o zaman biz sanki TÜYAP ekibi olarak o dönem. Çünkü hani Wattpad çok yeni bir şeydi ve küresel çapta en çok okurun olduğu ülke Türkiye'ydi ve en çok yazarın olduğu ülke de Türkiye'ydi ve bu onların tarafından çok enteresan bulunan bir şey. Tabii ki bizim için de öyleydi ve 10 yıl önce hani adam kalktı geldi CEO'su. Bunu görmek istedim. Niye böyle? Hani ve çok genç bir kitle bunlar. Sonra zaten onların hepsi aynı zamanda birer basılı kitabı da olan yazarlara, hatta sinema filmi olan yapımcılara da dönüştüler ve yazmaya da devam ediyorlar. Hatta onların arasında birisi hatta Doğan Kitaplar çıkışı, yanlış hatırlamıyorsam Ailemin kitabı. Daha sonra Netflix'te bir senarist olarak da görev aldı filan. Bu böyle devam etti. Zeynep Hocam, size şey soracağım. Uzun zamandır akademidesiniz. Aynı zamanda hocam da olduğu için siz orada kuşakları da gözlemliyorsunuz diye düşünüyorum. Okurluk tarafından nasıl değişiyor? Değişiyor mu? O yönüne bakıp bize aydınlatırsanız sevinirim. Aslında iki şeyi belki birleştirebilirim. Biraz önce sizin sorduğunuzla ilgili de belki bir iki şey söyleyebilirim. Ben aslında okurun talep ettiği hikayelerin çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Sonuçta hepimiz bir insan hikayesinin peşindeyiz. Kendimize bir çıkar yol bulmak derdindeyiz. Alternatif çözümler arıyoruz ya da kendi dertlerimizden kaçmak için korku hikayeleri okuyoruz. Dedektif romanı okuyoruz ki sonunda işte düzen geri gelsin diye. Ama bunların biçimleri değişiyor. Günümüzde ne oluyor? Dedektif hikayesi artık Sherlock Holmes'e yer yok. Sherlock Holmes'un göründüğü en son öykü 1914'te yayınlanıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık Sherlock Holmes gibi bir karakter çıkıp da dünyaya düzeni getiremez çünkü. Şekiller değişiyor. Hala mitolojiyle uğraşıyoruz. Ama artık mitolojiyi o eski eril kahramanlık hikayesinden çıkarttık. Sessiz bırakılıp tecavüze uğrayıp öldürülen kadınların ağzından dinliyoruz vesaire. Hep aynı hikayelerle uğraşmaya devam ediyoruz aslında. Dediğim gibi sadece bence biçimi değişiyor bunların. Kendimizi ifade etme şeklimiz sürekli olarak değiştiği için, diğer sanat dalları da nasıl değişiyorsa. Bu kısma geçince bence değişiyor. Yani her neslin kendi enteresan bir karakteri de geliyor kendisiyle beraber. Ben bundan önce çalıştığım kurum, 16 yıl ders verdiğim kurum çok kalabalık bir üniversiteydi. En az mevcutlu sınıfın 130 kişiden oluşuyordu. 130 kişiyle devam tartıştığımızı düşünün. Çok enteresan bir dediğim. Tartışma olmuyor zaten öyle bir şeyden. Birazcık tabii ki üniversiteye giriş sistemimiz de bizim ilgili. Kaç kişi gerçekten edebiyatla uğraşmak istediği için bir edebiyat bölümünü seçiyor? Bu önemli bir soru. Ne olacağını bilerek mi giriyor? Birinci sınıftayken çok değerli bir hocamız bize, kendisini çok yıllar önce kaybettik, bize şey demişti. Hayatınız boyunca bir gazetede İngiliz filoloğu aranıyor diye bir gazete ilanı görmeyeceksiniz. Doğru, aranmıyor. Hem her şeysiniz hem hiçbir şeysiniz. Yabancı dil bilen bir kitap okudan ve okuduğunu anlayan insan olarak bakılacak size sadece demişti. Öyle. Ben son yıllarda birazcık daha sayıyı bilmiyorum açıkçası. Çünkü artık farklı bir kurumda çalışıyorum. Öğrenci sayılarım daha değişik. Ama okuyan genç kitlerin daha bilinçli okuduğunu biliyorum. Tercihlerine ya da belirli kitapları ya da yazarları seçme nedenlerine katılıp katılmamak başka bir şey. Ama bir hedef var ve bir şeyi öğrenmek istediği için okuyan, bir şeyi daha iyi anlamak için okuyan bir kitle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de dediğim gibi bu çok işte belki birazcık alt kültür olarak değerlendirdiğimiz, o şekilde etiketlemeyi tercih ettiğimiz çok piyasa olan kitapların bile bence çok satılması ve okunması çok değerli bir şey. Çünkü en büyük derdimiz oydu. Onun çok büyük etkisini gördük örneğin üniversitelerde. Daha doğrusu bütün eğitim kurumlarında aynı şeyi deneyimliyoruz. Kendini ifade etmenin 140 karaktere inmesinden sonra insanların cümle kurmasındaki becerinin gittikçe düşmesi sorunu. Kendini fazla sözcükle ifade etmek, uzun bir tam cümle kurmayı başarmak, özellikle yazılı olarak bunu yapmak. Bunun etkisini çokça gördük. Şimdi bence birazcık geriye dönmeye başlıyoruz. Birazcık daha kitap okumakla beraber, o sözcük sınırlarından çıkmakla beraber kelime dağarcığının artmaya başlaması, kendini daha şiirsel olarak belki ifade etmeyi öğrenmek, bilimsel okuma nasıl yapılır onu öğrenmek. Bence son yıllarda bu konuda daha bilinçli gidiyoruz. Ama dediğim gibi bir dalgalanma var. Bu çok böyle şey, ekokardiyografi gibi bir şey aslında. Enişli çıkışlı bir hikayesi var bence. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi biz kendimizi feminist ve queer bir kitabevi olarak tanımladığımız için bu metinlere ağırlık veriyoruz bulundurmaya dükkanda. Dolayısıyla da bizi bilerek gelen kitle de aslında ne bulacağını bilerek gelen bir kitle. Buna rağmen toplumsal cinsiyet konulu kitaplara büyük bir rağbet olduğunu görüyorum. Çünkü artık çocuk kitapları da basılıyor toplumsal cinsiyet konularına doğru düzgün işleyen. Dolayısıyla bence bu çok güzel bir değişim. Özellikle kadın okurlar açısından zaten harika bir değişim. Dediğim gibi hani belki ona yönelik bir kitlenin geldiğini düşünebilirsiniz ama öyle değil. Yani şu, yani daha doğrusu şöyle, hem belki dışarıdan bakıldığında marjinal görünecek bir okur kitlesi var. Bir yandan da çok muhafazakar görünümlü bir okur kitlesi var bizim kitabımızın ve herkes feminist ve queer ve toplumsal cinsiyet odaklı metinleri alıyor, okuyor, bunları soruyor. Doğru. Evet, o yüzden çok daha bilinçli bir okul kitlesine doğru da gidiyoruz muhtemelen. Seçeneklerimiz de çok zaten. Evet. Bu kadar çok seçeneğin üzerinde özellikle işin maddi boyutu da devreye girdikten sonra seçici olmamız gerekiyor hepimiz. Bireysel olarak hepimiz öyle yapıyoruz zaten. O yüzden öyle bir okul kitlesi de gelişecek muhakkak ki. Böyle. Mikrofon mu? Merhabalar, ben Hayır Türk'ten yayın yayında iletişim bölümünün başındayım. Ve 11 yıldır kitap yazıları yazıyorum, söyleşiler yapıyorum yazarlarla. Aynı zamanda sizlerin söyleşinin başından beri sözünü ettiğiniz o Bookstagram'larla iletişim halindeyim ve şu çok ilgimi çeken bir konu, sizlere bu talep geliyor mu acaba? Ben özellikle bu söyleşinin başlığı aslında bir değişim üzerine olduğu için okurda özellikle bu sizleri takip eden okurlarda şu değişimi görüyor musunuz? Okuyorum, iyi bir okurum ve bir gün bir kitap yazacağım. Yani sizlere mesela bir dosya var, bir şeyler yazdım. Ya okuyun musun, bir görüşünü söyler misin talepleri geliyor mu, çok merak ediyorum. Çünkü hani bir ortamda yayıncı olduğunuzu söyleyince mutlaka herhalde şu ortamdaki yayıncıların çok başına gelmiştir. Ya bizim bir tane işte var, bir öyküleri var, bir şeyleri var, bir bakar mısın gibi. Ama bunun ben bu söyleşinin başından beri hep konuştuğumuz bu değişim konusunda en büyük değişimin de burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü o ifade özgürlüğü denen, ifade alanı denen şeyi aslında Instagram konuşuyoruz, YouTube konuşuyoruz ama burada evet ben de yapabilirim, ben de yazabilirim algısını yarattığını düşünüyorum. Size takipçilerinden böyle talepler geliyor mu, başınıza böyle anekdotlar geldi mi merak ediyorum. Cevap vereyim mi? Bir gün yazar olmak istiyor diye düşünüyorum. Evet, istiyor ve bence çok saçma bir şey bunu istemek yani. Bence okurluk, yani yazarlarla bu kadar dirsek temasında olan, her hafta bir yazarı neredeyse programda ağırlayan biri olarak belki blöf etmemeliyim ama okurluk kimi zaman yazarlıktan daha muteber bir pozisyon bence. Hakkını vererek okumak. Herkes yazmak zorunda değil. Bana çok geliyor böyle şeyler ve ben buna inanamıyorum çünkü yani şuna inanamıyorum. Editörlük bir meslek yahu, nasıl benden böyle bir şey isteyebilirsiniz gibi, yani ücretsiz, hani böyle bir şey gibi. Yani sanki şöyle bir şey bu, üslup bozulduğunda Instagram'dan birine ya gelip bizim bir contayı sıkabilir misiniz demiyorsanız, bunu para verip yaptırmanız gerektiğini düşünüyorsanız, editoryal bir taleple de gidiyorsanız birine, bu bir ücretli iş ve benim işim değil, ben böyle bir şey yapmıyorum yani, böyle bir becerim olduğunu da düşünmüyorum. Geliyor yani, çok tuhaf bir şey. Bir bu. İkincisi de mesela bana da siz ne zaman yazacaksınız gibi sorular geliyor. Bu da çok acayip yani. Nereden biliyorsunuz? Ben berbat yazıyorum yani. Kurmaca yazmak bambaşka bir şey yani. İyi kitap eleştirisi yazıyor olduğumu düşünüyorlar. Çok güzel, teşekkür ederim. Ama bu benim iyi bir kitap yazacağım anlamına asla gelmez. Ha, asla yazmam demiyorum. Bir gün anlatacak bir şeyim olur yazarım ama şu anda yok öyle bir arzum yani. Bugün de benim, şimdi de benim. Kim konuşuyorsa onu evet. Bir dinleyici en azından. Yakından dinlemek istedim. Yani eminim herkese geliyordur. Azıcık görünür olan herkese. Fakat bence buradaki temel mesele yani bu insanlara okur olmanın tek başına bir zaten hoş, yeterli bir şey olduğunu anlatabilmek lazım yani. Yazmak zorunda değil ya herkes. Yani zaten şöyle bir şey var. Bana Nermin Yıldırım bir keresinde şöyle bir şey demişti. yazar olmak istiyorum diyen insanla kitap yazmak istiyorum diyen insan arasındaki fark diye, yani bu çok temel bir fark gerçekten. Yazar olmak istemek o başka bir şey, o bir o pozisyon, titri, statüyü neyse onu istiyorsunuz. Ama bir şey yazmak istiyorsanız o başka. Hakikaten yazmak istiyor olabilir insan çünkü. Öyle yani. Bir de çok katılıyorum. Eylül'e ek olarak şeyi söylemek istiyorum. Bence Instagram etkisi, herkes hayatının çok ilginç olduğunu düşünüyor. Yani tamam like'ladım, çok iyisin. Ama öyle bir şey yok yani. Yalnız şimdi ben de eskiden kitap yazmayı isteyip bunu yapamayacağıma karar verip kitabı açmış biri olarak biraz üzüldüm buna. Ama bence şu da çok kötü değil. Yani hala bir şeyler yazmak isteyen insanların olması. Ya, kimse bana gelip dosyasını vermek istemiyor ama benim de yayın evleriyle dirsek temasında olduğumu bildiğim için acaba hangi yayın evine gitsem daha mantıklı olur gibi sorular geliyor. Bana çok antipatik gelmiyor ama evet, bambaşka bir yerden geliyor bu soru. Dolayısıyla kimse bana bir şey editler misin demiyor. Bambaşka bir iş oluyor. Bana çevirir misin diyorlar. Fena olmuş. Başka var mıdır sorusu olarak? Peki. Çok çok uzun bir gün oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum.